Merhaba sevgili dostlar. Bugün Samsun Tekkeköy Çırakma Mahallesi'ndeyiz. Salim Karaman arkadaşımızın çiftliğindeyiz. Bugün gördüğünüz gibi hava biraz sisli. Serin serin. Evet, serin serin. Biz ne yapıyoruz diyeceksiniz. Biz bugün çilek dikeceğiz. Emre hocamız, Emre Tangal. Onun da YouTube'da sayfası var. Salim Karaman arkadaşımızın da var. Emre hocamızın bize verdiği çilekleri bu sahaya dikeceğiz inşallah. Şu anda çapalarla. Emre Tangal hayrat oluşturuyoruz şu anda. Evet. Paylaşmak güzel bir şey arkadaşlar. Siz de paylaşmayı unutmayın. Elinizde ne olursa paylaşın. Yani biz çilekti, meyveydi fark etmez. Bence paylaşın arkadaşlar. Ve bu şekilde. Tabii kolay bir iş değil. Gördüğünüz gibi. Bunlar. Ramazan. Evet, bir de oruçla evet. Bu işi yapıyoruz inşallah. Dikince güzel olacak. Biz şimdi kazmaya devam ediyoruz. Evet Mehmet abi, nasıl gidiyor işler? İşler gayet güzel. Çok zevkli. Stres Çilekleri kalkmak dikiyorsun. istiyorsan böyle bu şekilde hafta sonları çileye gideceğim. Evet, emek olmayınca ekmek olmuyor Buraya arkadaşlar. komple çilek yapacağız. Burası üzüm bağımızın altı. Burası çok ot oluyordu. Yaprak falan da topladığımız için sürekli sık sık. Şimdi çileği dikme niyetim şu yani. Burada ot olacağını çilek olsun. Hem çileğini yeriz. Olduğu kadar. Gölgede ne kadar olur. Bakalım, deneyeceğiz. Hem de çiçek diksem basacağım kırılacak falan. Çilek de bassan da çok şey yapmıyor, zarar etmiyor. Yani ilk yaşta mesela aralara basarım. Sonraki zamanlarda zaten her tarafa suyum atıyor. İstemediğin kadar sarıyor. Çok bereketli bir Yani ilk sene şöyle bir ot. arayı basacak kadar mesafe bıraktık. Bir tane diksen 10 oluyor. 16 diksen 100 oluyor. Aynen. Yani bunu da Emre hocamız sağ olsun bahçesini hep sarınca Evet, Emre hocamızın hayrına evet, yani dikiyoruz. sürekli anacağız onu. Evet. Emre Teşekkür hocamın edeceğiz. çilekleri çilekleri diye. Helal olsun. Böyle. Şöyle dikelim. Evet arkadaşlar, çilekleri diktik. Şimdi ayvalara armut aşısı yapacağız. Salim, armudun cinsi neyi? Aşıladığımızın. Samsun güzeli diye farklı bir armut Evet, çeşidi var. Samsun güzeli böyle al yanaklı bir armut çeşidi Ağustos arkadaşlar. sonu, Eylül o zamanlarda oluyor. Ve kilosu da pahalı ha, 30-40 lira. Yerine göre 50 Evet, liraya evet kadar çok çıkıyor. çok şu an albenli kırmızı yanaklı sarılı kırmızı yanaklı bir armut çeşidi çok Bu güzel. badem mi Bu badem. Salim? Evet. Geçen sene üstte kalanlar var. Evet, badem. Oldu mu oluyor. Samsun Çırakma Mahallesi arkadaşlar burası. Evet. Böyle eşleştiriyoruz, Çilekleri diktikten sonra arkadaşlar Salim şu anda Samsun omega güzeli armut aşı diyoruz. Evet, hemen omega kestik aşısı omega yapacaksın değil aşı. mi? Şeyi göstereyim ben ağacı. Anacı göster. Orada lan bakan sormayalım. Evet, kaçtan aşağıda gitmeyelim. Anacı Dişi önde. oldu bakın arkadaşlar şu şekilde. Ve şimdi Yandaki dallara da ellemedim böyle şey kalsın diye. Tuttuktan sonra alırım bunu. alacaksın. Ha, bu şekilde kalsın diyorsun değil mi? Ne olmaz diyorsun. Evet. Şimdi Salim burada da Aşının kuvvetini etkileyecek dallar olmadıysa buldun değil mi? ondan Erkekte şu bırakın. oluyor. Evet arkadaşlar. Erkekte Aşı şu şekilde. yerine Evet. demeyeli iyiydi. Alttan Ama biraz vurdum. yan mı oldu? Düzelteyim. Yine yan oldu. Oo, harika oldu. Şimdi bundan üç göz üstüne arkadaşımız kesecek. Yumuşak çekirdeklilerde omega çok güzel tutuyor. Rahat tutuyor. Tutuyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı Çok yaşanmıyor çok diyorsun. rahat tutuyor. Yumuşak Tamam. çekirdeklerde sıkıntı yok. O zaman Oha kayıyoruz aşağı. çok kolay oluyor arkadaşlar. O şekilde ortaya yerleştirecek. Evet, tam oturuyor. Sıkıntı var mı? Aa, ne kadar güzel oldu vallahi. Biraz daha gay devam eder. Ha. Tamam o zaman harika. harika. Şimdi bantla sardığı zaman bu işlem tamam oluyor. Salim, aynen.
şey olsaydı yanında işte dal bırakmazdım da. Hı hı. Anladım. Oksijen dalı olarak kalsın yani. Kalsın. Sıkıntı yok sıkıntı diyorsun. Sıkıntı yapacak bir dal değil. İncecik bir dal. İyi. Şey bandı dolarken sıkıntı yok. Hı hı. Sinek nereden geldin sinek? Evet. Bu şekilde arkadaşımız sarıyor bantı. Üstüne de hemen tutkalımızı süreceğiz. Nemini kaybetmesin diye. Elma, armut, muşmula. Açamadım. Ayva. Evet. Omega ağaçları bunlar da sıkıntısız. Yani başka ağaçlarda yaptım ama yumuşak çekirdekler. En kolay yumuşak çekirdekler yani, olanlar değil mi? O da şundan kaynaklı. Hmm. Zaten bir toprağa soksam bile çimlenme eğiliminde olduğu için. Hmm. Ondan kaynaklı. Yani şey tamam. Yapıyor. Kalidüs oluşturması kolay olduğu için. Anladım. Yoksa sert çekirdeklerde falan diğer ağaçlar daha iyi olabilir. Evet. Yani oturması tam... Çok güzel oldu ama. Şey olmayabiliyor oturması bazen. Kıyılarda boşluk kalıyor falan. Sert çekirdekler yani. Bazen nazlanıyor. Evet nazlanıyor onun için diyorsun. Ve bu şekilde aşımızı yaptık biz. Bahçede arkadaşlar ne kadar ayva fidanı varsa hepsini aşlayacağız. Evet bugün çilekleri diktik. Armut aşladık. Bugünkü mesaimiz bitti arkadaşlar. Şöyle güzel manzarayı göstereyim size. Daha sonra açlayacağız. Şöyle ayvalar söktük. Armut kalemlerimiz. Parfüm kutusu çiçeğimiz var. Salim hediye etti sağ olsun. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.